Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıfın 1. ünitesi olan Life ünitesinin ünite kelimelerini ve ünitede geçen önemli konu anlatım bölümlerine bakacağız. Sevgili öğrenciler, üniteniz güzel ve eğlenceli bir ünite. Zor bir ünite de değil zaten. Ben genel olarak ünite kelimelerini iyi bilen bir öğrencinin Biraz sonra anlatacağım konu anlatım bölümünde sonra önemli olan noktalara dikkat ettikten sonra hiçbir şekilde bu üniteden fire vermeyeceğini, sınava çıkan bütün soruları rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Zaten ünitenizin içinde konu anlatımı olarak birazdan göreceksiniz saatler bölümü var. Saatlerden sonra geniş zaman dediğimiz günlük rutinlerinizi anlattığınız bölüm var ve en sonda da Tarihleri söyleme, aylara dikkat etme gibi bölümlerimiz var. Bunların hepsini ben sizlere bugün anlatacağım. Bu kelimelerin de full versiyonunu indirip e, ayrı bir şekilde Word dosyası üzerinde çalışmak veya açıklısını almak isteyen öğrenciler aşağıya açıklama kısmına e, full listeyi İngilizce kampüs kanalının full listesini vereceğim. Oradan indirebilirler. Hemen başlayalım sevgili öğrenciler. Ünite kelimelerinde ilk olarak bize take up, kısa uyku, şekerleme... Karşılıyor. Zaten kelimelerin çoğu günlük rutinleriniz, gün içinde yaptığınız şeylerden oluşuyor. Rest, dinlenmek. Karşınıza have a rest, I have a rest, yani dinlenirim şeklinde de çıkar. Visit, ziyaret etmek. I visit my relatives, akrabalarımı ziyaret ederim gibi. Run errands, ayak işleri yapmak. Help, yardım etmek. Take care of, bakmak, ilgilenmek. Mesela ne diye kullanabiliriz? I take care of. The flowers çiçeklere baktım. I take care of my sister kız kardeşime baktım gibi kullanabilirsiniz. Weekday hafta içi weekend hafta sonu. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Day ve end kelimeleri. Hani karıştıran öğrenciler varsa End son demek ya böyle çizgi filmlerin sonunda end the end diye çıkar son. Oradan çıkarabilirsiniz hafta sonu. Hafta sonu ile ilgili de size bir ipucu vereyim. Mesela genelde paragraf sorularında yukarıda diyor ki babam diyor cumartesi pazar günleri diyor arabayı yıkar diyor. Veyahut çöpleri dışarı çıkarır diyor. Aşağıda size hangi günler e, babası çöpleri dışarı çıkarır diye sorduğunda cevapta cumartesi pazar genelde çıkmıyor. Weekend hafta sonu ibaresi genel bir şekilde çıkıyor. Dikkat edersiniz. Date tarih Zaten bunu ben size konu anlatımında anlatacağım. Day gün, date tarih farkları var. Zaten göstereceğim. Day günde sadece gün olur. Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi ama tarihte bakın rakam da olur. Ona lütfen dikkat edelim. Diary günlük, write diary günlük yazmakla gelir genelde. Today bugün. It is Friday today. Bugün cuma gibi. Write yazmak Attend katılmak, join katılmak bu 8. sınıf kelimesidir, önemlidir. 6. sınıfta sizlerin kazanımlarına koymuşlar, bilmeniz gerekiyor. Traditional geleneksel Before, önce, after, sonra zaten genelde ünitelerinizde after school okuldan sonra diye çıkar ya. Ha karıştıran öğrenciler varsa da bu ikisini before kelimesi e ile bitiyor önce de e ile bitiyor böyle kodlayabilirsiniz. Before önce after school bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Wedding ceremony, wedding düğün 7. sınıfta da zaten karşınıza çıkacak. Do ironing ütü yapmak zaten normalde iron kelimesi demir demek. Hani demir anlamı da var, ütü anlamı da var. Hani Iron man demir adam diyorsunuz ya ne alakası var? Iron kelimesinin iki anlamı var. Ama tabii ki burada ironing ütü anlamında kullanıldığı için biz hep öğrencilerimize şöyle kullanıyoruz. Iron man ütü yapıyor. Hani ironing'in size böyle demir iron kelimesi demir olarak çıkmıyor. Do ironing kalıbı şeklinde ütü yapmak olarak karşınıza çıktığı için aklınızda ıı, tutun. Daha sonra do cleaning. Clean temizle, temizlemek demek biliyorsunuz. Temizlik yapmak. Bu da bir günlük rutin. Lunch, öğle yemeği, dinner, akşam yemeği, breakfast, kahvaltı zaten ikinci üniteniz. Yummy breakfast'tan bildiğiniz için bu ikisini aldım. Lunch, akşam yemeği, I have dinner, I have lunch diye çıkıyor karşınıza. Evening, akşam. Early, erken, late, geç nasıl karşınıza çıkıyor? I get up early. Erken uyarırım. I uh, never get up late. Değil mi? Hiç geç kalkmam gibi. Wake up, uyanmak eş anlamlısı get up'tı bildiğiniz için yazma gereği duymadım. Arrive, varmak. I arrive school on time, okula zamanda giderim gibi. Jogging, yürüyüş. Take, almak. Parent, ebeveyn, anne, baba. Bu da aynı şekilde. Mesela işte metin var. Benim annem ve babam hafta sonları temizlik yapar. Aşağıda size Ali'nin anne ve babası diye demez. Metni de Ali'nin ağzından anlatıldığını düşünün. Ali'nin parent, Alice parent diye geçer. Ali'nin ebeveynleri. Hani anne baba ayrımına dikkat edin. Ebeveyn genel başlığı. Grandparent, büyük anne, büyük baba. Ve konu anlatım bölümüne geldim sevgili öğrenciler. Çok kelimelerle sizi sıkmak istemedim. Dediğim gibi konu anlatımını ben kendi içimde üçe ayırdım. Üç önemli başlığa ayırdım. İlk önce saatler var. Saatler güzel bir konudur sevgili öğrenciler. Saatlerde öğrenciler böyle yıllar geçtiği halde saatleri öğrenemeyen öğrenciler var İngilizce'de. Bugün o sorunu sizlerle yeneceğiz. Rahat olun. Saatler İngilizce'de çok kolay bir konudur. Ben sizlere ipuçlarını vereceğim. Öncelikle saatler konusunu iyi bilen bir kişinin şu dört kelimeyi bildiğini biliyorum ben zaten. Sizlerin de bilmesi gerekiyor. Quarter, çeyrek, half, buçuk, past, geçe, to, kala. Bu dört kelimeyi mutlak suretle bilmeniz gerekiyor öncelikle. Saatlerde zorluk yaşayan veya hala öğrenemeyen bir öğrenci varsa lütfen buna dikkat etsin. Quarter çeyrek, half buçuk, past geçe, to kala. Bunları bilmeniz gerekiyor. Daha sonra şimdi konu anlatım bölümüne geçtim. Burada e, sizlerden şunu rica ediyorum. Bugün ben sizlere konu anlatımla şu notlar koyarsam notları okuduktan sonra zaten öğrencilerimizin %95'i efendim hocam. Bu ne demek hocam gibi sorular sorabiliyor. Sizlerden ricam Sakin olun Yani şu e, notu okuduktan sonra örneklerle zaten ben sizin anlamanızı sağlayacağım. Sadece notu okuyan bir öğrenci zaten ilk defa görüyorsa veya konuda eksiği varsa anlamaz. Notu okuyacağız aklınızda tutun bu nota göre de örneklerimi vereceğim o zaman oturacak birazcık sabır. Şimdi saatlerle ilgili benim zaten öğrencilere yaptırdım. Güzel ve e, hoş bir taktiğim var. Bunu da sizlere göstereceğim. Kolaylıkla aklınıza kalacağından şüphem yok. İngilizce'de saatler yazılırken cümleye genelde itizle başlanır. Hani itiz ne demek? Saat. O. Gibi bir giriş yaparız. Zaten siz hep görmüşsünüzdür. Bakın buralarda hep itizler var. Aşağıda görüyorsunuz örnekte. Tam saatlerde saat yazılır. Ve ardından okulok ifadesi kullanılır. Tam saatleri kolay değil mi? It is one o'clock. It is... 2 o'clock, it is 3 o'clock. Saat 1, 2 tam saati söylerken o'clock kullanılır. Ama tabii ki bizlerin karşısına hep böyle uzun 7, 15, 7, 20 gibi saatler çıkıyor. Ona geldim. Cümlenin en sonuna saat kısmı yazılır. Bakın her zaman İngilizce'de saat şu tam saat haricinde bunu öğrendiğiniz için bunun dışında artık kullanacağım cümleler şu aşağıyı temsil ediyor. Yani ne? İngilizcede saat kısmı her zaman en sona yazılır. Saatleri sona yazın. Öğretmenim saat derken saat vardır ya mesela saat 6.15, değil mi? Burada saat nedir? 6. Şu 15 nedir? Bunun dakika kısmı. Ben her zaman İngilizcede saati sona yazarım. Bunu lütfen unutmayın. Peki cümlenin kalan kısmı ise Türkçe'de söylendiği gibi. Yani sana 6'yı yazdım ya da 7 yazdım. bakın 7'yi çeyrek geçe diyorum, değil mi? Türkçe'de. Bakın saatle girişimi yaptım. Sonra 7'yi yazdım. E çeyrek geçe. Hani bu şekilde Türkçesi olacak. Onu da demek istedim. Ben zaten örnekte bir daha göstereceğim. Kala ifadelerinde tuzak vardır. Sona yazdığımız saati bir arttırmamız gerekir. Birazdan zaten bu tuzak ifadesini şu kalayı da göstereceğim. Kalaya kadarki kısmı bir görelim önce. Şu kala kısımları zaten şurada başlıyor. Ben şu arayı bir önce sizlere göstereyim. Bakın Öğretmenim nasıl bir taktik bize söylediniz bir daha gösterir misiniz? Uygulamalı gösteriyorum. Size sınavlarda yazılarınızda öğretmenleriniz veya karşınıza test sorularında denemelerde böyle 7 çeyrek geçiyoruz gibi bir soru sormuş. Her zaman şunu yapın. Saati itizle başlatır. Değil mi? Sona saati yazın demişim. Bakın zaten Türkçe'de biz buna ne diyoruz? Yedi çeyrek geçe diyoruz. Değil mi? 7 diyoruz. Kala ifadelerinde tuzak vardı. Burada tuzak yok. Sonra 7'yi yaz. Saati yazdım bakın. Bakın. Buraya 7 yazdım. Arasını ben sizlere nasıl doldurun dedim. Türkçedekinin aynısı gibi. Saat it is 7'yi çeyrek geçe. Bu şekilde. Quarter past. Başka şekilde söylemek istersem zaten size ikinci bir taktik var bunu bunda zorlanan anlamayanlar için. Her zaman iki rakamın arasına past geçe veya to kala ifadesi gelir. Yani siz iki rakamın arasına yazacaksınız onu mutlak suretle. Sonra zaten her zaman saat yazılır. Bakın burada yine 7'yi 20 geçe yapayım. Tabi saatleri iyi yapabilmeniz için de İngilizce'deki rakamları iyi bilmeniz lazım. Bunu da ilkokul döneminde gördünüz. O yüzden ben anlatma gereği duymadım. Videomuz çok uzayacaktı yoksa. Peki burada it is twenty past seven. 7'yi 20 geçe bakın. 7'yi 20 geçe. Ve burada hal pasta zaten hep bir kalıptır. Hal pasta dikkat edin. 7.5 şeklinde hal pas. Böyle bakın şu tuzaklar da sizin için kolay. Buna ben ne derim? 8'e çeyrek var. 8'e çeyrek kala. Veyahut burada 8'e 10 var. Evet sevgili öğrenciler videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Bu arada şu sayfayı temizlemek istedim. Biraz fazla dolmuştu. Oradan kaydı durdurup devam ettim sevgili öğrenciler. Şimdi şu kalaları zaten şunları iyi anladığınızı düşünüyorum. Half past her zaman kalıptır öyle de ezberleyebilirsiniz ki zaten benim verdiğim taktik de half past uygun. Sonra saati yaz 7'yi buçuk geçe. Hani buçuk ifadesinde kala ibaresi olmadığı için tuzaklık bir durum yok. Her zaman buçuk geçe dediğimiz için o bir kalıptır. Bakın kala ifadelerini son bir kez daha değinmek istiyorum. Saat bakın ilk önce saati siz bir Türkçe anlayın. Saat ne burada? 7'yi 45 geçiyor demeyiz. 8'e çeyrek var deriz. O zaman öğretmenim siz kalalarda hep tuzak var demiştiniz. Saatle girişimi yazdım itis. E 8'e yazdım. 8'e saat 8'e e çeyrek varı da siz Türkçe dediğiniz için aynı şekilde oluyor dediniz. Çeyrek var. Veyahut hocam siz iki rakamın arasına tu, kala veya pas geçeği yazıyordunuz. Ben de o şekilde yazdım diyebilirsiniz. Yani iki şekilde de yapabilirsiniz. Alttaki de zaten 8'e 10 var. Bu şekilde sevgili öğrenciler saatlerle ilgili sorununuzun kalmadığını düşünüyorum. Geniş zaman. Geniş zaman karşınıza yıllarca çok çıkacak bir konudur. Simple present tense do does konusu. Bugün onu da sizlere ben mantığıyla anlatacağım arkadaşlar. Geniş zamanı çok iyi anlayamıyorsanız, aklınızda soru işaretleri kalıyorsa veya unutuyorsanız işin mantığını öğrenemediğinizdendir sevgili öğrenciler. Ben sizlere bugün mantığını vereceğim. Hani e, ba yani öğretmenlerimiz bazen bunu ezbere bir şekilde öğretebiliyorlar. Ondan da kaynaklanabiliyor. Veyahut sizin de tekrar yapmamanızdan kaynaklı sorunlar olabiliyor. Onu da bugün ben size araştıracağım. Şimdi bakın Türkçe'de geniş zaman. Öncelikle geniş zaman nedir? Bunun bir Türkçesini bilelim ki. İngilizce ile aynı zaten kullanımı. Mantığını bilelim ki. Nerede kullanmamız gerekiyor? Nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunu daha iyi anlayalım. Türkçe'de geniş zaman hobilerimizi, alışkanlıklarımızı, sevip sevmediğimiz şeyleri ve günlük rutinlerimizi anlatırken kullandığımız zamandır. Bu durum İngilizce'de de aynıdır. Yani sizin karşınıza nasıl çıkıyor? Günlük rutin olarak çıkıyor. Peki günlük rutinlerime bir döneyim. Nasıl kullanacağım ben? Önce şu tekrar sizlerden rica ediyorum. Bu notu size okuyacağım. Mantığını aşılayacağım. Bu notu okuduktan sonra zaten efendim hocam, ne hocam gibi sorular sorabilirsiniz. Ricam örnek e, soruları da inceledikten sonra yani o zamanki dilime kadar beklemeniz. Bakalım. Olumlu cümlede geniş zamanda ilk bir mantığını anlayın. Zaten örneği anladıktan sonra bu e, tekrar dönüp notu okursanız videoya geriye sararsanız daha mantıklı gelecek. Olumlu cümlede günlük rutinlerimizi anlatırken hep karşınıza çıkıyor ya. Ayyuvide'den sonra fiile aynen yaz. O, he, es takısı getir o muhabbet zaten. Aynen yazdık değil mi? Ayu video öznelerinden sonra. He, she öznelerinden sonra fi ile uygun olan s eki, s eki veya is eklerinden uygun olanı getirilir. Peki sevgili önce ben burada sizlere söylemek istediğim şu. Yani neden öğretmenlerinize belki sormuşsunuzdur nasıl cevaplar aldığınızı bilmiyorum ama neden peki he, she, it'e şu he, she, he, she, it'e takmış İngilizce s IS veya S eklerinden birisi geliyor vurgulamak için. Uygun olanı geliyor zaten fi yani fiile göre. Mesela listen, listens alır. Watch izlemek sonu ch olduğu için s alır. Yani onun zamanını öğrenirsiniz. Onda sıkıntı yok. Neden gelir? Bakın bu işin mantığı şu. Bu eklerin getirilme sebebi 3. tekil şahısların konuşmanda da vurgulanması gerektiğidir. Yani ne 3. tekil şahıslar? O. Yabancı dilde şudur. Mesela ben sizle sohbet ediyorum. Siz karşımdasınız değil mi? You. Sizle ben konuşurken benim sizi vurgulamaya gerek yok. Yani karşımdaki kişi vurgulamama gerek yok. Sizle ben sohbet edebilirim. Ama konu sizin babanıza. Hi'ye döndü mü? Babanız ortamda yok. Hi diyorum. O diyorum. Evde veya işte. Babanız da. Babanızı da konuşmaya katmak. Babanızı vurgulamak. Veyahut babanıza konuşma içinde değer verdiğimizi, önem verdiğimizi göstermek için babanızı vurgulamamız gerekir. Onu da vurgulamak için babanızdan sonra gelen fiile bu eklerden birini koyarız. Mantığı bu. Peki bakın. Hocam he sonra s takısı geliyor. Peki olumsuz ve soru cümlelerinde niye bu s tak, takıları yok? Sebebi de şudur. Olumsuz cümlede yardımcı fiiller don't doesn't yardıma gelir. Ve cümlede yerini alır. Olumsuz cümlede fiiller ek getirilmiyor. Cümlede mesela s takısı niye kullanılmayacak bu sefer? Zaten IUV'deydi yoktu. Sizi uğraştıran he shit'ti. He olumsuzunda da s takısı yok. Bunun sebebi de zaten doesn't diyerek doesn't'ın içinde bir s takısı var. Babanızı bir daha vurgulamamıza gerek kalmıyor. Fiili aynen yazıyoruz. Örnekte göreceksiniz. Soru cümlelerinde her zaman bilirsiniz. Yardımcı fiiller cümlenin başına getirilir. Burada da yardımcı fiilim do does. Mesela bazı konularda can öğrendiniz. Can başa gider. Bazı cümlelerde mesela ne vardır? Should. Meli malı var. Should başa gider gibi. Peki ve yine ek yok dedik bize. Bakın şimdi örnekte geliyor. Sakin olalım. Olumlu cümle. Bakın I go to school demişim değil mi? Ben okula giderim her gün. Every day. Bunun olumsuzu I don't go to school. Hocam niye don't geldi? Çünkü I, you, we, they öznelerine öznelerin yardımcı fiili don'tu do, he she think he does'dı. Do. Bakın şimdi şunu demek istiyorum. Olumlu cümlede öğrenciler bazen gidip do kullanıyor. Bakın do dası, güzel yazımla göstereyim. Do dası, bakın olumlu cümlede hiçbir yerde kullanmadım mı? Çünkü yardımcı fiile ihtiyacım yok. Bakalım ben her gün okula giderim. Yardımcı fiillik bir durumum yok. Yardıma ihtiyacım yok. Ama bakın olumsuz cümlede ben okula gitmem yapmak için sevgili öğrenciler şu don't lazım. Ben her gün okula gitmem. Yardım lazımdı geldi. Aynı şekilde soru cümlesi do you go to school every day? Her gün sen okula gider misin? Bakın do das başa gelir soru cümlesinde. E cevap verirken yes I do. Kısa cevap evet giderim. No I don't. Hayır gitmem gibi. Peki Ayşe'ye bakayım. Ayşe goes to school every day. Ayşe her gün okula gider. E bakın Ayşe he she'den birisi olumlu cümlede Ayşe'yi vurgulamak için çünkü yanımda değil. Vurgulamak için s takısını ekini koydum. Ama olumsuz cümlede bakın Ayşe gitmez demek için Ayşe doesn't. Ayşe'nin yardımcı fiili yardıma geliyor ve doesn't da s takısı olduğu için bir daha koymama gerek yok. Ayşe her gün okula gitmez. Vurguladım da Ayşe'yi görevim tamam. Burada Ayşe okula gider mi? Dazın olduğu yerde yani özetle olumsuz ve soru cümlelerinde ek yok. Rahat olun. Ayşe okula gider mi? Şeklinde. Aşağıya indim sevgili öğrenciler. They listen to music. Zaten IUV'de sizin için çok kolaydı. Onlar akşamları müzik dinler. They don't listen. Dinlemez. Do they listen? Dinlerler mi? gibi cevap var. Aynı şekilde bunu da siz kendi kendinize uyarlayabilirsiniz. He listens. Hani burada videoyu durdurup hocam mantığı şu, şu, şuydu. Tamam ben öğrendim deyip videoyu devam ettirip beni de dinleyebilirsiniz. Hocam he, she, it'i olumlu cümlede vurgulardım. Çünkü konuşmada yoklar. Onlara önem verdiğimizi göstermemiz gerekiyor. E he listens es taksını koydum hocam. O dinler müzik. Tamam. Ama olumsuz cümlede yardım lazım. Yardım da don't doesn't. Yardımcı fiil lazımdı. E burada yardımcı fiilim ne? Does'dı. Does'ı koydum. O müzik dinlemez akşamları. Soru cümlesinde de zaten does he listen. Bakın buralarda es takısı yoktu. Sizi sıkmamak için fazla uzatmayacağım. Burada aylarım var sevgili öğrenciler. Sizlerin ayları bilmesi gerekiyor zaten ünitenizde de geçiyordu. Ayların burada var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidiyor. Zaten bunları bilmeniz ve ezberlemeniz gerekiyor. Kelime listesinde de tam listede göreceksiniz indirirseniz. Şimdi sizin karşınıza şöyle çıkıyor. The first month of the year. Yılın ilk ayı. First month. Bak birinci ay. Ne icabım? January, Ocak. Ya da second month. ikinci ay. Şubat. The third month. Üçüncü ay. Mart. The fifth month, beşinci ay May. Bunlar sınavlarda test sorularında çıkabiliyor. Ama benim favorim birinci ayla bu the last month. 12. diye çıkmıyor. Ha çıkabilir diye ben verdim. The last month, son ay Aralık. Genelde karşınıza bunlar çıkıyor. Bunlar da test sorularında karşınıza çıkarsa diye ben peşinen verdim sevgili öğrenciler. Sona yaklaşıyorum. Son bölümde de what is the day? Günü sorar. Bugünün günü nedir? It is Monday pazartesi veya what is the date tarihi ne? It is 23 April 2020 değil mi? 22, 23 Nisan 2020. Tek farkım day günü soruyordu. Günü söylüyordum. Date tarihi soruyordu. Tarihte rakam oluyordu. Günlerden önce 10, aylardan önce de in geliyordu. Bunlara da dikkat ederseniz sevinirim. Evet sevgili öğrenciler bugün ben sizlere 6. sınıfın 1. ünitesindeki önemli kelimeleri ve konu anlatımlarını anlattım. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.